Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüdellin nâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel fürgân. Sadakallahul azîm. Kainatı, mevcudatı, alemleri, zerreleri ve küreleri yaratan, yaşatan, yöneten, aleme nizam veren Yüce Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Onun sevgili Habibi, iki cihan güneşi, Kur'an'ında övdüğü güzeller güzeli sevgili Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, âline, ashabına, etvana salat selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Rabbim bu ayın feyzinden, bereketinden cümlemizi nasipdar eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bir mübarek Ramazan-ı Şerif ayına buruk bir vaziyette giriyoruz, girdik. Rabbim inşallah dediğim gibi bu mübarek ayın feyzinden, bereketinden hepimizi nasipdar eylesin. Bu salgın, bu yaygın, bu büyük musibetle, felaketle Ramazan-ı Şerif ayına girdik. Ve işte gördüğünüz gibi evlerimizden programı yapıyoruz. Yapabildiğimiz kadarıyla. Çünkü bu mübarek ay önemli. İletişimi kesmememiz lazım. Onun için inşallah elimizden geldiğince biz de bir ay süreyle sizlerle beraber olmaya çalışacağız bu ortamda. Ev ortamında yani. Ramazan-ı Şerif ayı, 11 ayın sultanı dediğimiz bu muhteşem ay. Ramazan'la ilgili iki ayeti kerime okumak lazım. Hepimizin de bildiği bu iki ayeti celile hem bu ayı hem de bu ayın içerisindeki ibadeti bize anlatmaktadır. Birincisi, Estağfirullah, Bismillah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüdellin nâs ve beyyinâtin minel hüdâ vel fürkân. Bu ayı anlatıyor Rabbimiz. Ramazan ayını anlatıyor yani. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an bu ayda indirilmiştir. Rabbimiz bu ayeti celilede hem bu ayı hem bu ayı aya değer katan, şeref katan olayı anlatıyor bize. Ünzile fihil Kur'an. Kur'an bu ayda nazil olmuş, indirilmiştir. Ve arkasından da Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini anlatıyor. Üç büyük özelliğini anlatıyor Rabbimiz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayı dendiği zaman 11 ayın sultanı diyoruz. Ramazan'ı bu kadar şerefli kılan, diğer aylardan farklı kılan şeyin ayet-i kerimeden, okuduğumuz ayetten anladığımıza göre Kur'an olduğunu anlıyoruz. Bu aya şeref veren, derecesini yükselten olay Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olması. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildiği ayı 12 aya sultan yaptı. İndirilmeye başlandığı geceyi ki Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen müstakil bir sure olarak anlatılan Kur'an'ın indiriliş gecesi, inne enzelnahu fi leyletil kadri diye Kur'an'ın indirilişinin anlatıldığı sure-i celile. Düşünün, Kur'an indirilmeye başlandığı geceyi bin aydan hayırlı yapıyorsa, indirildiği ayı 11 aya sultan yapıyorsa, varın siz düşünün. Öyleyse biz bu aydan şunları anlamaktayız. Bir defa
Biz Ramazan ayı diye Kur'an'ın doğum ayını kutlamaktayız. Kur'an'ın doğumunu kutlamaktayız. İndirilen Kur'an'ın teşrifini, şereflendirmesini kutlamaktayız. O Kur'an nasıl bir Kur'an? Rabbimiz onu bize anlatıyor. Hüdellinnes, insanlar için hidayet kaynağı olan muhteşem bir ay. Ve beyinat ve bir takım belgeler olan bir ay. İnsanlara hidayet rehberliği yapacak olan bir kitap bu. Yani hüdellinnes ve beyinatin minel hüde vel furkan. Bu ay öyle bir aydır ki Kur'an bu ayda indirildi ve bu Kur'an da üç özelliği Rabbimiz tarafından bize anlatılıyor. İnsanlara hidayet rehberi olması, hüdellil müttegîn, sakınanlar, ona saygı duyanlar, sorumluluğunu bilenler için Kur'an-ı Kerim bir hidayet, bir rehberdir. Öyle bir hidayet, öyle bir rehberdir ki, Kur'an-ı Kerim kıymetli kardeşlerim, işte bu rehberlik Kur'an-ı Kerim'in müttakiler için, yani sakınanlar için, onu bilen, okuyan, anlayan, hükmüyle amel edenler için Kur'an-ı Kerim bir hidayet. Çünkü yüce kitabımız Hazreti Kur'an bu ayı şereflendirdiğine göre bizleri de şereflendirsin. Ailemizi şereflendirsin, dünyamızı şereflendirsin, sokağımızı, çarşımızı, pazarımızı, okulumuzu, işimizi, aşımızı da şereflendirsin. Ama Kur'an'ın şereflendirmesi için, Kur'an'ın bizi şereflendirmesi için bizim üzerimizdeki haklarını yerine getirmemiz gerekiyor. Kur'an okuduğumuz zaman bir takım hakları var bizim üzerimizde. Onları yapmadan Kur'an bize ne anlatsın, nasıl anlatsın, nasıl hüdellinnes olsun, insanlar için hidayet rehberi. Hidayet denince rehberlik, rehberlik denince hani bir geziye gidersiniz, turistik bir geziye gidersiniz, grubun başında bir rehber var. Her gittiğiniz yeri anlatır, her gittiğiniz yeri açıklar. Açık açık açıklar. Kur'an'da kitab-ı mübindir zaten. Apaçık bir kitap. Yani okuyana ne istediğini verir. Okuyan okuduğunu anlar. Böyle bir kitap. E hocam ben Kur'an'ı okuyorum ama anlamıyorum. Bir türlü ne dediğini anlamıyorum. E anlaşılmasın diye bir kitap göndermiş olabilir mi Rabbimiz? Haşa sümme haşa. Öyleyse Kur'an'ın bizim üzerimizdeki haklarını yerine getirirsek şayet işte o zaman Kur'an bize bir şeyler anlatır. Nedir o haklar? Bir takım hak. Hüdellinnes. İnsanlar için hidayet olabilmesi için Kur'an'ın nedir o haklar? Mesela feizâ qara'tel Kur'âne feste'iz billâhi mineşşeytânirracîm. Okumaya başladığınızda lanetlenmiş şeytandan bana sığının diyor Rabbimiz. Allah'a sığınmamız. Yani Kur'an okumaya başlarken eûzü çekmemiz lazım. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınmak. Lanetlenmiş şeytandan Allah'a dayanmak ve eûzü çekmek. Birinci hakkı bu. Kur'an'ı okumaya başladığımız zaman birinci hakkı bizdeki فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okumaya başladığınızda racim olan şeytandan Allah'a sığının, yani eûzu çekin. Demek ki birinci görevimiz eûzuymuş, eûzu çekmemiz. İkinci görevimiz, yani peki eûzu çekmeden Kur'an okunmaz mı? Okunmaz tabii ki. Neden? Çünkü Kur'an okurken de şeytan seni sapıtabilir. Kur'an okurken de şeytan aklımızı, kalbimizi karıştırabilir. Ya önümüzde Kur'an, elimizde Kur'an, adam Kur'an okuyor veya dilinde ayetler dökülüyor, Kur'an okuyor. Şeytan buna rağmen
kafasını kalbini karıştırabilir mi? Karıştırır. Onun için feize qara'tel Kur'ane festeiz billahi mineşşeytanirracim de diyor. Yani şeytandan Allah'a sığınarak bu Kur'an-ı Kerim okumaya başla. Başka bunu ayrı müstakil bir konu olarak inşallah ben anlatmak isterim. Kur'an'ın bizim üzerimizdeki hakları. Kur'an'a temiz olarak dokunmak diğer bir hakkı. Efendim, Kur'an'da bir takım sehif secdeleri var. Secde ayetleri var. Secde ayetleri geldiği zaman hemen secdelere kapanmak. Kur'an'ın hükmüyle amel etmek, sadece kuru kuru okumak değil, seslenmek değil, seslendirmek değil. Çünkü Kur'an seslenmek için gelmiş, seslendirilmek için değil. Kur'an bize seslenen bir kitap. Ama biz onu seslendiriyoruz, okuyoruz sadece. Halbuki Kur'an bize ne diyor? Kur'an bize sesleniyor. İşte onu yani. Ve Kur'an-ı Kerim dediğim gibi tilavet secdeleri geldiği zaman secdelere kapanmak. Ondan sonra hükmüyle amel etmek, temiz olarak dokunmak, efendim euzu çekerek başlamak. Bir takım Kur'an'ın bizim üzerimizdeki haklarını yerine getirirsek, işte Kur'an bize hüdellinnez. O zaman hidayet rehber olur bize. Hani dedim, turistik bir geziye gidiyorsunuz, önümüzde bir rehber. Yolu biliyor, nereye gideceğimizi biliyor. Gittiğimiz yerde, gezdiğimiz yerleri biliyor, anlıyor, açıklıyor. Kur'an da böyle, mübin bir kitap, apaçık bir kitap. Okuyan onu anlar. Şimdi Ramazan dendiğindeki hatırladığımız Ramazan ayetini açıklıyoruz kıymetli kardeşlerim. Şehru Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. İçinde bulunduğunuz bu ay var ya, öyle bir aydır ki Kur'an işte bu ayda indirildi. Onun için bu ay çok şerefli. Kur'an bu ayı şereflendirdi. Kur'an indirilmeye başlandığı geceyi bin aydan hayırlı yaptı. İşte bu Kur'an'ın üç büyük özelliği var. Birincisi hüdellinnez. İnsanlar için hidayet, rehber. Şimdi bir Allah'ın, bir Kur'an'ın hidayetliği var, rehberliği var. Bir de insanların birbirine hidayetliği yani rehberliği var. Mesela bilmediğin bir yere gittiniz. Bilmediğiniz bir adresi soruyorsunuz. Ne yaparlar? O adresi size tarif ederler. Ama yanlış da olabilir. Veya uzak yerden tarif etmiş de olabilir. Veya kötü yollardan size götürmüş olabilir o adrese. Ama Kur'an'ın hidayetliği, Kur'an'ın rehberliğinde kesinlikle böyle bir şey yok. Yani yanlışlık yok. Yani eğri büğrü yollar yok. Yani sırat-ı müstakim diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'in ilk en başındaki Fatiha-i Şerif, Fatiha suresi. Ne diyor orada Rabbimiz? İhdinas sıratal müstakim deyiniz diyor. Yani hem bize bir dua öğretiyor, hem de duayı nasıl yapacağımızı öğretiyor. İhdinas sıratal müstakim. Sırat-ı müstakimde bize hidayet ver Allah'ım. Sırat-ı müstakim ne? Doğduğumuz andan itibaren ölümle doğum arasındaki bizi cennete veya cehenneme götürecek bir yol. Ama sırat-ı müstakim cennete götürür. Yani bu şu demektir. Ey Allah'ım, bize cennet yolunu göster ya Rabbi. Şimdi hani dualar ediyoruz ya. Dua ederken mesela Rabbimizden ne isteyelim? İşte şu anda içinde bulunduğumuz bu virüs, koronavirüs hastalığı, korkunç bir salgın. Ya Rabbi, insanlığı bu beladan kurtar ya Rabbi diyelim, bunu isteyelim. Başka ne isteyelim? Sağlık isteyelim, afiyet isteyelim, nimet isteyelim. Her şeyi isteriz. Her şeyi isteriz değil mi? Bunları yüzlerce, binlerce isteseniz dahi yine sayamadığınız istekleriniz olabilir. Kalabilir. Ama Rabbimiz buyuruyor ki,
Siz şunu yapın diyor. Benden ihdinas sıratal müstakim değil yeterli diyor. Milyonlarca, milyarlarca istekte bulunmanın bir manası yok. Bunu isteyin benden yeter diyor. Ne deyin? İhdinas sıratal müstakim. En büyük zikir, en büyük dua namazdır değil mi? Bu namazda da namazın olmazsa olmazı nedir kıymetli kardeşlerim? Fatiha-i Şerif. Yani namazlarımızda Fatiha okumak. Her rekatında okumak bir de. La salate illa bi fatihatil kitab. Fatihasız namaz olmaz buyuruluyor. Öyleyse her namazda en büyük duada, en büyük zikirde yaptığımız en büyük istek ihdinas sıratal müstakim. Demek ki burada Rabbimizden bunu. Siz hidayet istedikten sonra bütün istekleriniz bunun içinde diyor zaten. Bütün istekleriniz bunun içerisindedir. Yani ihdinas sıratal müstakim dediğiniz zaman bütün isteklerinizi istemiş oluyorsunuz. Çok güzel bir şey değil mi değerli kardeşlerim? Zaten İslam bu. Yani İslam o kadar kolay, o kadar fıtri, o kadar bize uygun bir din ki mesela Bismillahirrahmanirrahim dediğiniz zaman Allah'ın bütün isimlerini söylemiş, Allah'ın bütün sıfatlarını saymış oluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah'ın sonsuz ve sınırsız isimleri var, sıfatları var. Ama bunları bu iki sözün içerisine Rabbim yerleştirmiş. Allah dediğiniz zaman Allah'ın bütün isimlerini söylemiş oluyorsunuz. Rahman ve Rahim dediğiniz zaman Allah'ın bütün sıfatlarını saymış oluyorsunuz. Yani ismi cami, sıfatı cami. Onun için İslam bu kadar kolay. Yani Rabbimizin bütün isimlerini saymak istiyorsanız besmele. Bütün sıfatlarınızı saymak istiyorsanız besmele. Bütün isteklerinizi bir cümlede söylemek istiyorsanız ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Daha sonra sırat-ı müstakimi anlatıyor Rabbim bize. Bütün nimetler zaten bu yolda diyor. Bu hidayet yolunda diyor. Yeter ki o yolu isteyin. Şimdi Ramazan'a dönelim. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bu Ramazan öyle bir ay ki Kur'an bu ayda indirildi ve Kur'an'ın üç büyük özelliği var. Hüdellinnez, insanlar için hidayet olması. Hidayet olması. Yani yol göstermesi. Kitab-ı Mübin, apaçık bir kitap. Açık bir kitap, net bir kitap. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bir şeyi bilmiyorsanız bilene sorunuz. Bilene soracaksınız. Yani Kur'an'a danışacaksınız, Kur'an'a soracaksınız. Yani sevap almak için Kur'an değil, ihtiyaçlarınıza cevap, sorularınıza cevap bulmak için Kur'an okuyacaksınız. Elbette zikir, elbette dua, elbette şifa ama Kur'an aynı zamanda maksadının bu olduğunu, özelliğinin ve güzelliğinin bu olduğunu. Hüdellinnes, insanlık için bir rehberdir bu kitap, bir yol göstericidir ve beyinat ve açık belgelerdir. Net belgelerdir. İtirazı mümkün olmayan belgelerdir. Kimse Kur'an'ın kılına dokun, bu belgeleri yok edemez. Çünkü Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu da biziz buyuruyor Rabbimiz Kur'an'ında. Kimse o rehbere, o beyinata, o belgelere dokunamaz. Zarar veremez. Bir noktasına, bir harfine dahi zarar veremez. Ve beyinatin minel hüde vel furkan. Ve bu bir de furkandır yani. Yani insan için üç şey var. Bir, elinde sağlam bir belgen olacak. Rabbim sana bu belge ile geldim diyeceksin. Allah'ım sana bu belge ile geldim diyeceksin. Bir beyinat, yani Kur'an gibi bir belge. Hani derler ya, kapı gibi tapum var benim. Evet, elimizde bir beyinat, bir kitab-ı mübin, bir belge. Bu belge. İkincisi, bu belge vasıtasıyla doğru yolu, sırat-ı müstakimi
takip edebilmek, şaşmamak, düşmemek, aşmamak. Ve üçüncüsü de Furkan. Yani iyi kötüden, güzeli çirkinden, faydalıyı zararlıdan ayırt edebilecek bir belge, bir kitap, bir hidayet rehberi olarak. İşte Kur'an'ın özelliği ve güzelliği bu ayı anlatan bu ayet bize sadece Kur'an'ı anlatıyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ayı anlatan bu ayet bize Kur'an'ı anlatıyor. Öyleyse bu ay Kur'an ayı. Öyleyse bu ayda Kur'an'ı anlama ve Kur'an'ı okuma ayı. Biz Kur'an'ı bu ayda çok okumalıyız ama Kur'an'ı gerçek manada anlamalıyız. Önemli olan bu. Şimdi mübarek Ramazan-ı Şerif ayında birinci anlamamız gereken bu ayı anlamalıyız. Ramazan'ı anlamalıyız. İkinci, bu ayda yaptığımız ibadeti. Yani bir kutlama yapıyoruz dedik ya. Hani doğum günü kutlaması gibi. Kur'an'ın doğumunu kutluyoruz ya. Kutlamada bir şey yapılmalı. Yani bir eylem yapılmalı. Yani ne yapıyor? Bir ikram oluyor, bir efendim insanlara sunum oluyor, bir şeyler olmalı. Bu Kur'an'ı neyle kutluyoruz biz? Oruçla. Bu Kur'an'ı neyle kutluyoruz? Kur'an'ın indirilişini neyle kutluyoruz? Oruçla. Oruç ne demek? Savum. Savum ne demek? Tutmak demek, terk etmek demek. Hem tutmak hem de terk etmek demek. Yani ne yapıyoruz? Vücudumuzu tutuyoruz, nefsimizi, şehvetimizi tutuyoruz, dilimizi, ağzımızı, elimizi, belimizi tutuyoruz, ruhumuzu özgür bırakıyoruz. İşte aç olarak kutluyoruz ama bunun sebebi nedir? Hikmeti nedir? Kur'an ayında, Kur'an'ın indiriliş ayını aç olarak kutluyoruz. Bunun bir sebebi var, bir hikmeti var. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ı anlamak için akıl gerekir, kalp gerekir ve ruh gerekir. Aklımız, kalbimiz ve ruhumuzla Kur'an'ı anlayabiliriz. Aklımızla, kalbimizle ve ruhumuzla Kur'an-ı Kerim'i anlayabiliriz. Ama aklımızın başımızda olması, kalbimiz ve ruhumuzun yerinde olması için nefis, şehvet ve mideden biraz uzaklaşmamız lazım. Yani akıl, ruh ve kalp günahsızlıktan hoşlanır ve ancak günahsızlıkla ayakta durabilir. Aklımız, kalbimiz ve ruhumuz ayakta kalabilmesi için günahsız olmalıyız. Günahsız olabilmemiz için de işte mideden, nefisten ve şehvetten uzaklaşmalıyız. Biz bunun adına ne diyoruz? Oruç diyoruz. Aç kalırsak akıl, ruh ve kalp günahtan kurtulur ve Kur'an'ı daha iyi anlar. Onun için Kur'an'ın doğum ayını aç olarak kutluyoruz. Açlık sebebi hikmeti, gerekçesi işte budur kıymetli kardeşlerim. Şimdi önemli olan Ramazan ayına kavuşmak değil. Önemli olan Ramazan ayıyla buluşmaktır. Ramazan ayıyla buluşabilmektir. Adam hacca gider, Kabe ile buluşamaz. Hacca gidip de efendim hac etmeyen insanlar var. Eskiden karayoluyla hacca gidilirdi otobüslerle. Otobüslerle hacca gittiğimizde adam şoför hacıları götürüyor, hacıları bırakıyor, kendisi dönüşe kadar arabanın içerisinde yatıyor, Kabe'ye gitmiyor. Hac etmiyor. Ya niye yapmıyorsun? Buraya kadar geldin. Niye hac etmiyorsun? Bu ibadeti niye yerine getirmiyorsun? Hocam diyor. Gitmek değil. Hacca gitmek değil. Hac etmek önemli.
Ramazan'a kavuşmak değil, Ramazan'la buluşmak önemli. Nice Ramazanlar geldi geçti. Hani derler ya, niye oruç tutmuyorsun? Neden namaz kılmıyorsun? Neden bu aya saygı göstermiyorsun? Hocam sağ olana nice Ramazanlar gelir geçer diyor ya. Sağ olana çok Ramazanlar gelir geçer ama gelecek Ramazanlar başka Ramazandır. Geçmiş olan Ramazan bir daha gelmeyecektir. Mevlana ne diyor onun için? Yarıncılar helaktedir. Dem bu demdir. Dem bu demdir. Dem bu demdir. Yani nice yarınlar geçti, ne yaptın ki? Yarınlarda ne yapacaksın? Tembel köylünün tohumu kucağında kalırmış. Neden? Yarın ekerim, yarın ekerim diye ekim zamanı geçermiş. Ondan sonra da ürün alamaz. Onun için kıymetli kardeşlerim, tam bu zaman işte. Ramazan'a kavuşmak değil, Ramazan'la buluşmak. Namaz kılmak değil, namazda kalmak. Oruç, oruç tutmak değil, orucun bizi tutması. İnşallah bunları anlatacağız değerli kardeşlerim. Rabbim nasip ederse inşallah Ramazan boyunca bu ev ortamında, bu şartlar içerisinde sizlerle buluşmak istiyoruz. Efendim bu sohbetleri devam ettirmek istiyoruz. Dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadar. Rabbim inşallah bu ayın güzellikleriyle buluşanlardan eylesin. Orucumuzu, namazımızı, Kur'an'ımızı, ibadetlerimizi Rabbim kabul buyursun inşallah. Daha nice nice aylara sağlık, sıhhat, afiyetle ulaşmamızı Rabbim nasip eylesin. Ve bu ayda inşallah dualarımız Rabbimize ulaşacak. Rabbim başımızdaki bu bela musibetten bütün insanlığı kurtarsın. Bütün alem İslam'a sağlık, sıhhat, afiyet lütfeylesin diye dualar edelim. Çünkü duaların yoğun olduğu ve duaların reddolunmadığı çok mübarek bir aydayız. Tekrar Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Tekrar Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olunuz. Thank you.